Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi meyan kökü şerbetinin faydaları nelerdir onu anlatacağım. Hadi şimdi videoya başlıyoruz. Meyan kökü şerbetinin faydaları nelerdir? Ramazan ayının vazgeçilmez besinlerinden biri olan meyan kökü şerbeti tamamen doğal ve bitkisel bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Peki meyan kökü şerbetinin faydaları nelerdir? Fazla tüketilirse zararı var mıdır? Baklagillerden olan ırmak kenarlarında sulak ve nemli yerlerde yabani olarak yetişen bir bitkidir. Boyu 50-150 santim, bazen de 200 santim olabilir. Çok yıllık bir bitkidir. Yaprakları kanat şeklindedir. Meyan bitkisi kökünden üretilen sıcak havada serinletmek için buzla servis edilip içilen değişik tatlı bir şerbettir. Özellikle yaz aylarında rağbet gören ve Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden biridir. İşte meyan kökü şerbetinin faydaları. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği belirtilen sağlık uzmanları meyan kökü faydaları şu şekilde açıklanmıştır. Ses kısıklığına iyi gelir. Balgam sökmede, öksürük gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Ateş düşürücü ve hücredeki tahrişe bağlı ağrıları azaltıcı etkisi de vardır. İdrar sökücü etkisi de bulunan meyan kökü midedeki ülser, gastrit gibi mide hastalıklarına fayda vardır. Kabızlığa karşı iyi gelen meyan kökü kramp çözücü olarak da kullanılabilir. Meyan kökü siroz gibi karaciğer hastalıklarına fayda sağladığı gibi akne, sivilce, sedef hastalığı gibi ciltte oluşan problemler için de meyan kökü kullanabilir. Ağız içindeki yaralar için de meyan kökü gargara yapılarak faydalı olabilir. Tansiyonun düzene sokulması için, Addison hastalığı için de meyan kökü ile tedavi sağlanabilir. Birçok kişinin yakındığı peptis ülsere karşı koruma sağlar. Böbrek üstü bezi hastalıklarına karşı kullanılması da meyan kökü faydaları arasında hormonal dengesizliklerle karşı kullanılabilir. Kara ciğeri korur. Kışın sıkça karşılaştığımız hastalıklardan olan soğuk algınlığı, grip, nezle, bronşit, balgam oluşması gibi üst solunum yolu rahatsızlıklarına karşı şifa sağlar. Kışın sık sık karşılaştığımız ses kısıklarını da koruma sağlar. Dalak, böbrek ve karaciğer fayda sağlar. Vücudu toksinlerden korur. Antimikrobiyal, antioksidan ve tonik özellikleri vardır. Kut hastalığına karşı da kullanılabilir. Ferahlatıcı ve rahatlatıcı etkisi vardır. Vücuttaki çıbanları ve yaraları iyileştirir. Sindirim sistemini rahatlatır. Hazımsızlığı ve kabızlığı önler. Mesane taşlarına ve idrara çıkma zorluğuna karşı tüketilebilir. Ağızdan çıkan aftlar için gargara yapmak suretiyle kullanabilirsiniz. Egzama için jel halinde getirilerek kullanılabilir. Meyan kökünün zararları ve yan etkileri nelerdir? Fazla tüketilirse eklemlerde ve yüzde ödem oluşturulabilir. Yüksek tansiyon sebep olabilir ve vücutta potasyum kaybını yol açabilir. Bu yüzden bu bitkinin
bitkinin fazla tüketilmesi zararlıdır. Ayrıca vücutta sıvı birikmesine ve böbrek rahatsızlıklarına yol açabilir. Bu şifalı bitkinin rahatsız bu faydaları kadar zararlı da bulunabilir. Öncelikle şunu belirtmeliyiz ki her bitkinin faydası, zararı ve meyan kökünün aşırı kullanımı zarar verebilir. Ayrıca bazı durumlarda bazı kişilerin kullanmaması gerekir. Gebelik yani hamilelik sırasında ve emziren bayanların kullanmamasını tavsiye ederiz. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.